Toprak. Feride, şöbiyet aldım sana. Madem eve giremiyorum, bari bu vesileyle kapı önünde buluşuruz diye düşündüm. Ona da karışacak hali yok herhalde. Ya Toprak, ne olur sen de gel. Yalnız kaldım aşkım, sana çok ihtiyacım var. Feride, hani mısır patlatacaktın, filmin yarısı oldu. Sen de çekeceksin Toprak bu işkenceyi. Ben tek başıma dayanamıyorum. Feride. Gördüm sen. Feride. Nerimen Hanım, şimdi hallediyorum. Bakın, Toprak tatlı getirmiş. Gel Toprak, gel. Hiç rahatsız olmayın Neriman Hanım. Ben zaten öyle kapıdan uğramıştım. Çıkacağım, afiyet olsun. Asıl siz kusura bakmayın artık. Size rahatsızlık verdim. Olur mu öyle şey? Aşk olsun Neriman Hanım. Hadi hep birlikte film izleyeceğiz şimdi. Hep birlikte film izleyeceğiz. Otur. Ben şimdi mısır da patlatacağım. Yok yok, istemez. Sen şimdi bir saatte çıkamazsın. Tatlı yeriz artık. Siz bilirsiniz. Vallahi eli çok ağır. Yo, pratiktir aslında. De, o kadar titizdir ki her yaptığı yemekten sonra bütün mutfağı temizler. Ha, anladım. Temizlik hastası diyorsun. Yok, öyle bir şey demedim. Hayır, öyle bir şey demedi canım. Düzenli olduğum için öyle gelişigüzel konuştu işte. Sen çocuğa boş boğaz mı diyorsun? Yok canım, öyle bir şey demedim. Ne alakası var? Hayır, çok iyi niyetlidir Toprak. Böyle düşünmeden konuşuverdi işte. Boş boğaz işte. Feride, boş boğaz mıyım ben? Canım, ben öyle bir şey mi dedim Allah aşkına şimdi? Ayrıca ben de temizlik hastası değilim yani. Sen dağınık olduğun için sana tuhaf geliyor olabilir. Dağınığım. Yani hem dağınığım hem boş boğazım. Öyle bir şey mi söyledim şu anda? Dedin ya şimdi. Hayır demedim, öyle bir şey demedim. Allah Allah. Yeter. Kavganızı sonra yaparsınız. Feride, koy şu tatlıyı tabaklara da yiyelim. Bak, filmin sonu geldi. Hadi. Hadi. Vallahi eli çok ağır. Bir yemek yapmış tuzlu. Suyu da musluktan içiyor. Allah sana kolaylık versin Toprak Bey oğlum. Sağ ol. Siz ne zaman evleneceksiniz? Bilmiyorum. Bak.